Simgehan, bakın sakin olun. Güvenlik kesinlikle kapıdan kimsenin çıkmadığını söylüyor. Bütün öğretmenlerimiz arıyor. Mutlaka, mutlaka okulun içinde bir yerlerde. Ay inanamıyorum, çocuklarımıza böyle mi sahip çıkıyorsunuz müdür bey? Bize küsüp bir yere saklandı herhalde. Allah bilir yine ne yaptınız benim prensesime. Şimdi bulunur efendim, şimdi bulunur. Ay Rüzgehan, nerede acaba? Kim bilir başına neler geldi. Anneciğim, anneciğim. Özge. Özge yavrum. İşte burada. Neredeydin anneciğim? Hiç. Babam geldi de beni ziyarete. Onunla şu aşırın orada oturduk. Baban mı? Evet. Ama kızım senin baban Kanada'da. Ama geldi işte. Ama Özgeciğim, bak herkes aşağıda bizi bekliyor. Hem sen böyle yapınca ben çok üzülüyorum. Bana ne? Özge. Ben babamı görmek istiyorum. Onu tanımak istiyorum. Bak, sana bunu defalarca anlattım canım. Yetişkinler bazen anlaşamaz ve boşanmak zorunda kalırlar. Biz de babanla anlaşamadık. Bunu bu kadar büyütme lütfen. Senin için söylemesi kolay tabii. Ben babamı istiyorum. Artık senin baban Hakan olacak. Hiç de değil. Ayrıca herkese babamı gördüm, babamla konuştum falan diye yalanlar uydurma. Hakan'ın aklının karışmasını istemem. Ben babamı istiyorum. Gelebilir miyim? Tabii canım, gel. Özgeciğim, çok üzgün olduğunu tahmin ediyorum. Yağmur ve Emre ile konuştum. Onlar da çok üzgünler. Evet. Hiçbir zaman babanın yerini tutamam belki ama ne zaman konuşmak, dertleşmek istersen ben buradayım. Anlaştık mı? Hadi bakın. Sil gözlerini doğru aşağı. Peki. Hakan. Sen olmasan ben ne yapardım? Yok canım, abartma. Öyle iyisin ki Hakan'cığım. Özür dilerim. Ben de. Önemli değil. Balon asmamıza yardım etmek ister misin? Hı hı. İstersen pastanın mumlarını beraber üfleyebiliriz. Olabilir. Gel. Gördün mü? Ne şekerler. Ne de güzel anlaşıyorlar. Evet canım. Daha hiçbir şey yapmamış bunlar. Bir dakika canım. Şu hazırlık olayına el koyayım. Makbule Hanım. Nana.